Buna ilişkin olarak Türkiye'de ve dünyada malum olduğu üzere kadına ve çocuklara şiddetin önlenmesi günü. Yargı olarak özellikle infaz yasasından kaynaklı olduğunu düşündüğümüz ve kadına şiddeti arttıran unsur cezaların caydırıcı olmaması, ceza müeydesinin olmaması olduğunu kanaatindeyiz. Bu sebeple hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, hem bakanlığa, hem de hükümete buradan talebimiz, kadına ve çocuğa karşı şiddette infaz yasasının bir an önce değiştirilmesi ve cezaların caydırıcı olması gerektiğini düşünüyoruz. Bir an önce meclisin ve hükümetin bu konuda tavır ve önlem alınmasını talep ediyoruz. Kadına karşı şiddetle kadın komisyonu üyemiz Sayın Avukat Fatma Tekin'in bu hususta basın açıklaması vardır. Bilgilerinizi arz ediyoruz. Teşekkürler. 1985 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 25 Kasım günü kadın yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma günü olarak ilan edilmiştir. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de kadın yönelik şiddet sürekli artış göstermektedir. Kadınlar yalnızca erkek şiddetine maruz kalmamakta, aynı zamanda erkek egemen sistemin dayattığı baskı, eşitsizlik ve hak ihlalleriyle mücadele etmek durumunda kalmaktadır. Buna karşılık kadınlar yürüttüğü mücadele nedeniyle yargılanmakta ve idari yaptırımlarla karşılaşmaktadır. Her gün en az bir kadın cinayetiyle güne başlar olmak ve bu kadın cinayetleri normalleştirerek toplumun duyarsızlaştırılması, faillere uygulanan cezaların yetersiz olması ve şiddet gören, tehdit edilen kadınlar için gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle gerçekleşen bu cinayetler karşısında devletin tüm organları ve yargı sisteminin sorumluluğu bulunmaktadır. Şiddetle etkin mücadele yöntemlerini belirleyen ve şiddetle mücadeleyi devletin öncelikli görevleri arasında sayan uluslararası hukukun en önemli kilometre taşlarından biri olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının hukuken kabulü mümkün değildir. Parlamento tarafından kabul edilerek iç hukukun ayrılmaz bir parçası haline gelen ve normlar hiyerarşisinde kanunlardan bile önce gelen Uluslararası İstanbul Sözleşmesi'nin tek kişi kararıyla kaldırılamayacağı açıktır. Mersin Barosu, birçok baro ve sivil toplum kuruluşları tarafından hukuka aykırı Cumhurbaşkanlığı kararının iptali için Danıştay'da açılan davalar reddedilmiş olup karar temiz edilmiştir. Türkiye'nin sözleşmeden çekilmeye yönelik hukuka aykırı Cumhurbaşkanlığı kararının açıklanmasından bu yana artan kadın cinayetleri İstanbul Sözleşmesi'nin önemini ve uygulanmasının gerekliliğini bir kez daha göstermektedir. İran'da kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisleri tarafından gözaltına alınan ve öldürülen Mahsa Amini için Rusya-Ukrayna savaşında cinsel şiddete maruz kalan Ukraynalı kadınlar için sırf ayrılmak istemesi nedeniyle eşi, erkek arkadaşı tarafından dövülen hatta öldürülen Türkiye'deki kadınlar için yaşam tarzı sebebiyle psikolojik ve siber şiddete uğrayan kadınlar için kısacası hayatın her alanında şiddetin her türlüsüne maruz kalıp şiddete uğrayan tüm kadınlar için haykırıyoruz. Bizlerin artık kadının yaşam hakkının ihlaline ve kadının kadın olmasından dolayı uğradığı her türlü şiddet ve ayrımcılığa tahammülü kalmamıştır. Kadını ötekileştiren, kadınların eşit ve özgür yaşam hakkına ket vuran, kadınları en temel hakkı olan yaşam hakkından mahrum bırakan zihniyetle mücadele etmeye devam edeceğiz. Mersin Barosu, Kadın Hakları Merkezi Mut Temsilciliği olarak İstanbul Sözleşmesi'nin ve 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun tüm şiddet mağdurları hakkında sahada eksiksiz ve kesintisiz uygulanması için mücadele azim ve kararlılığımızdan vazgeçmiyoruz. Biliyoruz ki mücadele kazandırır, İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Teşekkür.